öbürünü tamamlayıp gitti. Ağızdan çıkanı biliriz kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Samimi olursanız sözünüz muhataba tesir eder. İmam-ı Gazali Hazretleri buyurdular, varlıkla imtihan, darlıkla imtihandan zordur. İşte orada kaybedersin. Belaya sabır her müminin kârıdır ama nimete sabır er müminin kârıdır. Nimette sabretmek çok zordur. Başarılısın, paran var, sözün geçiyor, muktedirsin ve doğru yolda kalacak. Hakikaten zordur ya. Yani. Eyleyemez neşfüne bağ girmeyecek hake nebat, mütevazı olanı rahmeti rahman büyütür nabi. Yani diyor tohum yerin altına girmedikçe yükselemez, Allah için ineni Allah yükseltir. Tenbeha ki acz olan şebnem gibi üftadenin cümleden evveliyeten hurşid olur imdadına. Çiğ damlasına bak, o güzelliğiyle yüzünü yere sürdü ve göklere yükseldi sabah güneşiyle. Sen de yüzünü yere sürmeden yükselemezsin ey insanoğlu, alnını yere sür. İbadetin en büyüğü, en mühimi, birincisi namaz. Namazın da kemal noktası secde, alnın yere sürülmesidir. Biz nasıl diye değil, niçin diye sorarız. Para kazandım. İyi de kardeşim niçin yani? Para dediğin şey silah gibidir. Mazluma da çevrilir, zalime de çevrilir. Namlu nereye dönük? Sen bana onu söyle. Diplomam var. Var tamam. Ama çok zalim insanda diploma var. Gidiş yolu önemli. Nasıl gidiyor? Doğru mu? Gaye vasıtayı meşru kılar diye bir şey yok. Meşru vasıtalarla hareket etmek durumundayız. Helal haram kriteri bizde önemli olan. Cenab-ı Hak bakiyesini ihsan eder. Bizi mahcup etmez, rezil etmez. Allah-u Teala'nın adetidir. Emrine uyanı aziz eder. Çok parası olan zalim var. Çok kuvvetli orduları olan zalimler var. Allah öyle etmesin bizi. Bizim için tehlike düşmanına benzemektir. Adam zalim diye bu defa sen de zulümle cevap verirsen o bir, asıl orada kaybettin sen ya. Allah Allah, bu bir yarış değil, duruş. Gönül ne arzuyu cah eder ne tacu taht ister. Rehi himmette ancak kalbinler müpayı saht ister. Makam veya servet değil bu dünyadaki talebim. Geri ne kaldı ne istersin? İki şey istiyorum diyor bu dünyada. Yumuşak kalp, sert basan ayak. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ölüm dediğin ne ayrıca canım? Hakikaten öyle yani. Ölüm dediğin ne? Geçen de biz canlı televizyon programında hadsiz bir milenyum sorusuyla karşılaştım. Hocam tıp ölüme çare arıyormuş falan dedi. Ölümsüzlüğü bulacaklar. Zahmet etmesinler, ben zaten ölümsüzüm dedim ya. Ya insanın ölümsüz olduğunu bilmiyor bunlar ya. Bu ne dengesizlik ya. Ebedi hayatım var benim. Ölen hayvandır, insan ölesi değil. Ben sadece dünya hayatından kabir hayatına geçiyorum. Oradan ahiret hayatına geçiyorum. Sonsuz zaten hayatım. Meselem o değil. Mesele şu, sonsuz hayatım saadetle mi, felaketle mi sonuçlanacak? Mesele o. Yani helal haram dediğim, sırat-ı müstakim dediğim, doğru yol dediğim o. Böylece mutluluğun formülünü de söylemiş olduk. Maddiyatta arkada olana, maneviyatta önde olana bakarsa insan dünyada mutlu olur. Allah'ı ve ölümü unutmaz. Yaptığı iyiliği ve gördüğü kötülüğü unutursa dünyanın en mutlu insanı olur. Bir arif şöyle demişti. Az yeğirem hekime işim düşmez. Düz giderem hakime yolum düşmez. İki. Evet.